9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sayfa 106 sonuç yayınları, ulaşabilmek ve dersinizi kolayca yapabilmek için aşağıdaki yayınımızı mutlaka inceleyiniz. 9. Sınıf Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı Cevapları. Sonuç yayınları sayfa 106 hasta oturtulduktan sonra dışarıdan burun deliklerinde yabancı cisim, bilye, bezelye, nohut, tespih tanesi, VB olup olmadığı mümkün olduğunca kontrol edilmeye çalışılır. Burunda herhangi bir yabancı cisim yoksa baş ve işaret parmağı ile hastanın her iki burun kanadını içeriden birbirine değecek şekilde sıkarak bası uygulanmalı. Böylece kanayan damarın büzüşmesini sağlayacak şekilde en az 5 dakika süreyle tutulmalıdır. Yapılan basıdan sonra parmaklar yavaşça gevşetilmeli ve tekrar kanama olup olmadığı kontrol edilmelidir. Eğer burun kanaması devam ediyorsa tekrar aynı şekilde bası yapmaya devam edilmelidir. İkinci bası sonrası kanama hala devam ediyorsa, 112 acil çağrı merkezi aranmalı ve hasta en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmalıdır. Kulak kanamalarında ilk yardım kulak kanaması, kafaya alınan çeşitli darbelerle kafatasındaki kemiklerin kırılması ve hava basıncı sonucu kulak zarının yırtılması gibi nedenlerle meydana gelebilir. Bunların dışında özellikle çocuk yaşlarda zararlı ve sivri maddelerin kulağa sokulması da kulak zarı hasarı yaratabilir. Kulak kanamasında yapılacak ilk yardım uygulamaları şunlardır. Kulaktaki kanamanın şiddeti hafif ise, kanamakta olan kulağın öncelikle steril bir bez kullanılarak temizlenmesi gerekmektedir. Hasta ya da yaralının başı kanayan tarafa eğilerek yere oturuş pozisyonu verilmelidir. Görsel 1102, ciddi bir kanama yaşanıyorsa, kulak yolu tıkanmadan gazlı bezle kapatıldıktan sonra kanamakta olan kulağın üzerine doğru yan yatırılmalıdır. Yatar pozisyondaki hasta ya da yaralının baş ve boynu desteklenerek hareketsiz kalması sağlanmalıdır. O gerekli müdahalelerden sonra vakit kaybetmeden 112 acil çağrı merkezi aranarak yardım istenmelidir. Kulak kanamasının, beyin kanamasının habercisi olabileceği ihtimaline karşı dikkatli ve hızlı davranılmalıdır. Değerlendirelim 1. Burun kanamalarında dikkat edilecek hususları kısaca açıklayınız. Cevap, ani burun kanaması yaşayan kişilerin öncelikle sakin olması gerekmektedir. Telaş yapmadan dik pozisyonda oturup başın biraz öne eğilmesi kan yutulmaması için önemlidir. Ağızda kan varsa tükürülmeli ve burun deliklerine işaret parmaklar ile 10 dakika baskı yapılmalıdır. 10 dakikadan önce baskı işlemi bırakılmamalıdır. İkinci kulak kanamalarında dikkat edilecek hususları kısaca açıklayınız. Cevap, şunlar yapılabilir. Hasta yaralı sakinleştirilir, endişeleri giderilir. Kanama hafifse kulak temiz bir bezle temizlenir. Kanama ciddi ise kulağı tıkamadan temiz bezlerle kapanır. Bilinci yerinde ise hareket ettirmeden sırt üstü yatırılır, bilinçsiz ise kanayan kulak üzerine yan yatırılır. 9. Sınıf Sonuç Yayınları Sağlık Bilgisi ve Trafik Kültürü Ders Kitabı sayfa 106 ile ilgili aşağıda bulunan emojileri kullanarak duygularınızı belirtebilir, aynı zamanda sosyal medyada paylaşarak bizlere katkıda bulunabilirsiniz.